Canım arkadaşlarım hepinize selamlar ben SML Hoca 40 soru serisi problemler kampında bugün sizlerle birlikte 10. testimizi çözeceğiz bu kitapta sevgili arkadaşlar Şimdi benim size ufak uyarılarım var ama bu ufak uyarılar çok mühim gençler o yüzden hemen kaleminizi elinize alın Öncelikle test 10'u çözeceğiz bugün sizlerle birlikte söylemiştim test 10'da mükemmel sorular var ama o sorulardan özellikle kaleminizi elinize aldıysanız mutlaka notları da alın. Birinci soruyu işaretleyin. Dördüncü soruyu işaretleyin. Beşi ve yediyi işaretleyin. Bir, dört, beş ve yedinci soruları mutlaka işaretleyin. Ve birinci soruyla beşinci sorunun üzerine TET yazın. Daha sonrasında dört ve yedinin üzerine de MSU yazın. Tamam. Yani benden size bu uyarılar altın niteliğinde, elmas niteliğinde uyarılar sevgili arkadaşlar. Bu soruları mutlaka kaydedin. Sınavdan önce de mutlak surette bu soruların çözümlerini tekrar tekrar görmeniz gerekiyor. Bundan kaynaklı işaretliyorsunuz. Tamam Bu kitapta benim size işaretleyin dediğim bütün soruları sınavdan önce mutlaka ama mutlaka. Bak söz mü? Mutlaka tekrar ediyorsun. Tamam. Şimdi 10. testimizin çözümünde izledik. 10. testte de mükemmel sorular olduğunu söyledim. Tam sınava ayarında sorular var. O yüzden beni bu videoda Pür dikkat dinlemelisin. Eğer kitabın yanındaysa, önündeyse, kalemin, silgin hazırsa, karşında, videoda hazırsa, o halde ne diyelim? Abone olup videoyu beğen ve dersimize geçelim. Evet, so sorumuz tam anlamıyla sığmış ekrana. Güzel, buna sevindim. Aşağıdaki şekillerde reyon görevlisinin iki farklı ürün için bastığı fiyat etiketleriyle gerçekte olması gereken fiyatlar verilmiş. Fiyat etiketleri verilmiş. Reyon görevlisinin hatalı bastığı e, fiyat etiketi bunlarmış. Mesela yoğurda 5 lira basmış, süte de 7 lira basmış. Ama olması gereken fiyat etiketi yoğurt 7 lira, süt 5 liraymış. Yani tam tersine basmış. Tamam mı? Şimdi bu ürünlerden çeşitli sayılarda alan bir müşteri hatalı fiyatlar üzerinden hesaplama yapmış ve verdiği paranın tam yeteceğini düşünerek kasiyere parayı uzatmış, al demiş. Tamam mı? Daha sonrasında kasiyer ise para üstü olarak 6 lira vermiş. E şimdi adam tam yeteceğini düşünerekten parayı uzatmış ve kasiyer adama bir de ekstradan 6 lira vermiş. Adam ilk etapta bir mutlu olmuş, tamam mı? Sonrasında vicdanı ağır basıp demiş ki lan dur demiş ben kasiyeri uyarayım fazla para verdim falan muhabbeti derken en son hata anlaşılıyor. Hata anlaşılıyor. Ve gençler sorumuzun köküne dönecek olursak bu müşterinin aldığı yoğurt ve sütlerin toplam sayısı 9 olduğuna göre aldığı ürünlerin gerçek tutarı kaç liradır diye sormuş. Öncelikle bak elimizde sadece yoğurt ve süt var. Yoğurdu yazdım bir de sütü yazdım. Toplam 9 tane alınmış. O halde ben diyorum ki x tane yoğurt almış olsun ve 9 eksi x tane de süt almış olsun diyelim. Şimdi adamın düşündüğü fiyat neydi? Yoğurdun 5 lira olduğunu düşünüyor. O halde 5x artı sütün de sevgili arkadaşlarım 7 lira olduğunu düşünüyor. 7 çarpı 9 eksi x. Adam kasiyere bu kadar para uzattı ama bu uzattığı para miktarı gerçekte olması gereken fiyatın 6 lira üzerinde. Gerçekte olması gereken fiyat neydi peki? Yoğurt 7 liraydı dolayısıyla 7x kadar yoğurdu ödemesi gerekiyordu. Artı süt de 5 liraydı 5 çarpı 9 eksi x de sütlere ödemesi gerekiyordu. Gerçek fiyatın ne kadar üstündeymiş adamın verdiği tutar 6 lira. Demek ki artık bunlar birbirine eşit. Çözmemiz gereken tek denklem bu gençler. 5x artı 63 eksi 7x eşittir. 7x artı 45 eksi 5x artı 6 dedim. Daha sonrasında 7 xten 5x'i çıkardım. Burada bir 2x'imiz var. 45, 6 daha da 51 yapar. Eşittir dedim. Bu tarafta ise 63 eksi 2x'imiz mevcut. Eksi 2x'i sağ tarafa 51'i de sol tarafa davet edersem eğer... 12 eşittir 4 xten x eşittir 3 gelir. Şimdi biz x'i 3 bulduk ya hani. Diyor ki aldığı ürünlerin gerçek tutarı ne kadardır? E, aldığı ürünler Aslına bakarsan x tane e, yoğurt ve 9 eksi x tane süt almıştı ya. E demek ki 3 tane yoğurt almış, 6 tane süt almış. Yoğurtların fiyatı 7 liraydı, sütlerin fiyatı 5 liraydı. 7 kere 3, 21 lira yoğurtlar tutmuş. 5 kere 6, 30 lira da sütler tutmuş. Toplamda 51 liraymış. Peki kasiyere ne kadar para vermiştir? E 57 lira. Çünkü 6 lira fazla vermişti. Ama bizim cevabımız 51, 57 de şıklarda var. Ona dikkat et lütfen. Tam TYT ayrımlı bir soru. Ne eksik ne fazla. Ya hocam teyit bu kadar kolay Ya güzel kardeşim. Bak canım benim. Hayatım. Hayatımın anlamı. İyi dinle beni. ÖSYM'nin sorularını her sene ama her sene. Ya bir aç çöz tamam mı? 2018, 19, 20, 21, 22, 23 bir sürü sınav yaptı bu adamlar. YKS adı altında. Ve açıp bak. En zor sınavın zorluk seviyesi matematikte 10 üzerinden 7. Bak en zor sınavın o da yanlış hatırlamıyorsam 2021 falandı. En zoru buydu yani. Tamam mı? Dolayısıyla şunu artık lütfen öğren. Aklına oturt. ÖSYM zor soru sormuyor. ÖSYM kendi tarzında soru soruyor. Ve bu da tam anlamıyla bir ÖSYM tarzı soru gençler. Tamam. ÖSYM zor soru. İlla ki arada bir iki tane zor çıkıyor. Tamam mı? Ama bunu genelleyemeyiz. Anlaştık. Devam. İkinci soru. Her birinin bataryasında başlangıçta %36 şarj bulunan Cep telefonu ve tablet sırasıyla powerbank ve prize aynı anda takıldıktan bir süre sonra aşağıdaki görüntü elde etmiş, edilmiş. Bakın her ikisinin de başlangıçta ne kadar şarjı varmış? %36 telefonun, tabletin diyelim %36 da telefonun. Şimdi her iki cihazın bataryaları sabit hızla dolmakta. Ve bir süre sonra bu görüntü oluşmuş ya. Mesela %36 iken tablet yüzde kaç olmuş? %81 olmuş. %36 iken cep telefonu yüzde kaç olmuş? %51 olmuş. Tamam güzel. Buna göre tabletin şarj oranı %93 olduğu anda şimdi buradan da bir de bir daha ilerliyoruz. %93'e ilerliyoruz. Bize sorulan şey ne? Telefonun şarjının yüzde kaçı boştur? E tamam ben telefonun şarjını bulayım. Boş olan kısmını da yüzden çıkararak elde ederim. Tamam mı? Bulduğum x'i bulurum. Yüzden çıkarırım x'i cevabı bulurum. Yani bizden aslında unutma. 100 eksi x istenmiş. Orada da bir çeldirici tabii ki mevcut. E tabii ki doğru cevap yani nasıl diyeyim telefonun şarjının dolu kısmının bulduğumuz zaman da cevabı ışıklara koyduk. Çünkü buna düşen öğrenci de var. Aman dikkat. Şimdi gençler. %36'dan %81'e %45'lik bir artış var. Prize takılıyken böyle dolmuş. Ama power e takılıyken telefonun şarjı %36'dan %51'e çıkmış. Yani %15'lik bir artış var. O halde şöyle bir etki var mı? Bununki K kadar doluyorken bununki 3K kadar doluyor aynı sürede. Hmm, tamam çok güzel. E, peki 81'den 93'e %12'lik bir artış mı bekliyoruz biz? Evet. E %12'lik artış bekliyorsak bak 3K 12 ise K ne kadardır? %4 artar burası da. E %4 artırınca X kaç olur? 55 olur. Bu telefonun dolu kısmının şarj yüzdesi. E boş kısmı? E tabii ki 100-55'tir. Yani doğru cevabımız 45 olur sevgili gençler. Doğru cevap C şıkkı dedik ve devam ediyoruz ile Gençler. Burada da dikkat etmemiz gereken bir soru var. Görsel üzerinde yazan yazılara dikkat edeceğiz burada. Burada indirilen dosya, burada ise kalan dosya var. Yükleme çubuğu birinci şekildeyken internet bağlantısı kopuyor. Yani %40'a kadar geldik. Abi dayanmışız tamam mı? Yarısını neredeyse indireceğiz. İnternet bağlantısı kopuyor. Ve diyor ki dosyanın indirilen kısmında siliniyor. Yani o %40'lık kısım boşa gitti. Kotamız boşa doldu. Ahmet aynı dosyayı yeniden indirmeye başlıyor ve yükleme çubuğu ikinci şekilde gösterildiği gibi iken internet bağlantısı yine kopuyor. Şimdi burada diyor ki bak ama dikkat et, kalan dosya %30. Yani indirilen dosya %70 iken bu bağlantı yine kopuyor. %40 indirdim, boşa gitti. %70 indirdim, e, o da boşa gitti. Toplamda %110'unu indirdim aslında ben bu dosyanın toplam boyutunun ama boşa gitti maalesef. E şimdi %110'u indirmişiz ve boşa gitmiş. Ve diyor ki Ahmet bu dosyayı indirirken toplam 77 MB internet harcamış. O 77 MB boşa gitti gençler. Tamam mı? E şimdi %100 77 MB'miş. Ahmet'in indirmeye çalıştığı dosyanın boyutu %100 değil midir? Evet. E %100'ü kaç MB'tir diye soruluyor. Ha tamam basit. Şimdi bir sıfır götürdüm bir sıfır götürdüm. 11'i 77 ise onu kaçtır? Tabii ki 70'tir. Çünkü 7 katıydı. 7 katı cevap olacak. 70 MB de bize cevabı verir. O halde doğru şıkkımız C seçeneği olacaktı gençler. Ve sizi uyardığım bir soru daha. dördüncü soru. Aman dikkat. Market işleten Hasan Bey'in manav reyonunda sattığı domates ve kirazın 1 kilogramlarının, 1 kilogramlarının satış alış fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiş. Şimdi domates 2.5 liraya alınıyor, 3 liraya satılıyor. Kirazlar 10 liraya alınıyor, 13 liraya satılıyor. Kirazlardan 3 lira bir kar var her kiloda. Domateslerde her kilogramda 50 kuruşluk bir kar var. Hasan Bey bir miktar domates alıp satmış. Şimdi domatesi aldı ve sattı. Şu an elinde tomarla para var. Pekala. Domateslerin satışından elde ettiği paranın tamamıyla şimdi domateslerden o tomar parayı aldı diyor ki, ulan diyor, ben diyor bundan daha iyisini yapabilirim belki diyor. Biraz da diyor kiraz alışverişi yapayım diyor. Kirazları alıyor ve sonra kirazları da satıyor. Kirazları sattıktan sonra 360 lira kar elde ettiğini görüyor kiraz satışından. Peki başlangıçta kaç kilo domates almıştır Hasan Bey? Bunu bulacağız. Şimdi 1 kilogram kiraz satılınca ne kadar karımız vardı? 3 lira. 3 TL kar var. Şimdi benim kiraz satışından elde ettiğim kar ne? Hocam 360 TL'lik bir kar var. E şimdi bu bunun kaç katı? Hocam 120 katı. O zaman bunun 120 katı kadar kiraz satmıştır. 120 kilogram kiraz, kiraz satmış. E 120 kilogram kirazı satıyorsa demek ki 120 kilogram kiraz satın alabilmiş öncesinde. Peki bu 120 kilogram kirazı kaç liraya alabilirdi? E 10 liraydı kilosunun alış fiyatı. 10 ile çarptım ve 1200 lira kiraz almıştır. Ne zaman? Domateslerin hepsini satıp cebine tomarla parayı doldurduktan sonra... 1200 liraya da yani cebindeki tüm paraya da ne almıştı? Kiraz almıştı. E demek ki domates satışından elde ettiği para bu. E domatesin kilosunu 3 liraya satıyordu bu adam. O zaman ben 1200'ü 3'e bölerim ve 400 kilo domates satmıştır derim. Domateslerin hepsini satmıştı. 400 kilosunu sattıysa demek ki 400 kilo da almıştır arkadaşlar zamanında. O halde kaç kilogram domates almıştır? Tabii ki 400. Cevabımız e eşit olacaktı. Tam anlamıyla ÖSYM ayarında, ÖSYM senaryosunda ve ÖSYM içeriğine uygun bir soruydu. Dolayısıyla bu soruyu da ben sana işaret ettim. Ve ne demiştim? Bu soru içinde ne demiştim arkadaşlarım? Tam anlamıyla bir MSU sorusu demiştim. TYT'nin... Yarım tık bir tık altında olan bir soru ama tam anlamıyla bir MSU kurgusu olsun, içeriği olsun, dizaynı olsun her şeyi bir MSU sorusunu andırıyor sevgili gençler. Dördü de çözdük ve bir tane daha uyardığım soru vardı. Neydi? Beşinci soru. Beşinci soru için de sevgili arkadaşlarım şimdi şöyle ekrana birazcık sığdıralım bu soruyu. Şöyle yaparsak aynen sığıyor. İşte şimdi bu soruyu çözelim birlikte. Diyor ki X ve Y model uzaktan kumandalı arabaların Çim, asfalt ve kum parkurlardaki hızlar aşağıdaki tabloda verilmiş. Uzaktan kumandalı X model ve Y model araçlarımız var. Bu X ve Y model araçlar çimde mesela X modeli olan çimde 12 km bölü saat hız yapabiliyor. Y model araçta 18 km. Asfaltta X 15 iken Y 20 ve kumda X 8 iken Y 4 km bölü saat hıza ulaşabiliyor. Aşağıda çim, asfalt ve kumdan oluşan 144 metre uzunluğunda ve AB çaplı Dairesel pist gösterilmiş. Pekala. A noktasından gösterilen yönlerde aynı anda hareket eden X ve Y model arabalar ilk kez B noktasında karşılaşıyorlar. Şimdi ilk defa şuradan harekete başlıyorlar. Aynı anda ve nerede karşılaşıyorlar? İşte buradaki B noktasında karşılaşıyorlar. Buna göre X ve Y model arabalar için ee, arabalar başlangıçtan itibaren ikinci kez karşılaşıncaya kadar X model arabanın aldığı yolun Y model arabanın aldığı yola oranı kaçtır diye sormuş. Öncelikle... 144 metreydi buranın tamamı ve AB çaplı diyorsa demek ki sevgili arkadaşlarım AB çapı bizim buradaki dairesel pistimizi iki eşit parçaya bölecek. Yani buradaki yeşille gösterilen, yeşille gösterilen çim pistin uzunluğu 72 metre olacak. E tamam, güzel. Bizim bu X aracımızın da hızı neydi? Çimde 12 idi. O halde ben 72'yi 12'ye bir güzel bölerim ve derim ki hocam burası 6 saat sürmüştür derim. Şimdi burası 6 saat sürdü tamam eyvallah. 6 saat sonra karşılaşmışlar demektir. Çünkü B'ye 6 saatte geldiğine göre X aracı A'dan hareket eden Y aracı da buraya 6 saatte gelmiştir. Peki ama nasıl gelmiş? O halde diyorum ki ben kumda T kadar süre harcadıysa asfaltta da 6-T kadar süre harcasın. Böylelikle neyi bulurum ben? Kumdaki hızı Y'nin 4'tü. 4 çarpı T burada yol aldı. Yani kum pistin uzunluğu burası. Ve daha sonrasında asfalttaki hızı da 20 idi. 20 çarpı 6 eksi t kadar da burada hareket etti. Burası da asfaltın uzunluğu. Ve toplam uzunluk neye eşitti? 72'ye. Çok güzel. Şimdi hesaplıyoruz. 4t artı 120 eksi 20t eşittir 72 dedim. Buradan 4t'den 20t'yi çıkardım. Ben o eksi 16t geldi. Karşıya attım 16t oldu. 120'nin yanına da 72 eksi 72 olarak attım ve burası da 48 geldi. Demek ki T kaçmış arkadaşlar? 3. T 3 ise kumun uzunluğu yani şurası 4 kere 3'ten 12'dir. Asfaltın uzunluğu 72 eksi 12 derim. Burası da ne gelir? 60 gelir. Şimdi bu araçlar ikinci kez karşılaştıkları ana kadar başlangıçtan ikinci kez karşılaştıkları ana kadar aldıkları yolların oranları sorulmuş bana. E güzel kardeşim bu araçlar birinci kez karşılaştılar ve şu an B noktasındalar mı? Evet. O halde artık X aracı bu tarafa, Y aracı bu tarafa doğru gidecektir. Tamam. Şimdi Y aracı, Y aracı şuradaki 72 metrelik yolu ne kadar sürede tamamlar? Hemen 72'yi Y aracının Şimdiki hızı olan 18'e bölüyorum ve diyorum ki 4 saat. E şimdi güzel kardeşim buraya kadar geldi. Y aracı burada ve burası toplam 4 saat sürdü. Acaba 4 saatte diğer araç asfaltta kaç metre yol alır? E şimdi asfalta bakıyorum 15'te gidiyordu 4 kere 15 60. Aa çok güzel burası da 60'tı demek ki X aracı da tam olarak bu noktada. Ve artık ve artık ikisi de aynı anda kum piste başlıyorlar. Tamam kum piste bir tanesinin hızı 4'tü, diğerinin hızı 8'di. Ve kum pistin uzunluğu 12 ydi. Şansa bak 4, 8, 12. E demek ki birer saat, bir saat sonra karşılaşırlar. Yani bir saat sonra bu 4 ile gittiği için 4 kilometre bu alır, 8 kilometre bu alır. Şimdi o zaman şunu söyleyebilirim ben. Y aracı bir tam turu tamamlayıp, bak bir tam turu böyle tamamladı, üstüne 4 daha gitti. E bir turu 144'tü, 144'e 4 ekledim, 148 geldi. Y aracının aldığı yol bu. X aracı da bir tam turu tamamlamak üzereyken ikinci kez karşılaştı. Yani bu da ne demek oluyor? 144'ten 4 çıkardım. 140'da X aracı yol almıştır. E, X aracının Y aracının aldığı yola oranı sorulmuştu. O halde ben 4 ile sadeleştirirsem 35 bölü 37 bana cevabı verir. Doğru cevabımız da A seçeneği olur sevgili gençler. Evet, işaret değil, işaret değil ki TET'de karşınıza bu tarz bir soru çıktığı zaman SML Hoca dediydi, ben de bunu bu şekilde çözerim o zaman deyip imzanızı atın sorunun altına. Tamam. Evet, gençler devam ediyorum. Kaçıncı soruyla? Altıncı sorumuzla. Bu kitaptaki 78. sorumuz ayrıca. 65 kişinin, şöyle biraz yaklaştıralım, sen de Telefonun ekranına yaklaşma veya bilgisayarın ekranına yaklaşmak zorunda kalma. 65 kişinin başvuru yaptığı bir ses yarışması ile ilgili aşağıdaki bilgiler biliniyor. Bu yarışmada iki tur öneleme yapılmıştır. Birinci tur, şimdi bir birinci tur var tamam mı? Bir de ikinci tur olsun. İki tur yapılmış çünkü. Pekala birinci turda jürinin seçtikleri ikinci tura katılmış ve diğerleri elenmiştir. Tamam güzel. Ön elemenin birinci turu, turunda jüri yarışmacıların ikişer dakikalık performanslarını dinlemiş. Şimdi buradaki her yarışmacı ikişer dakika dinleniyor. Ön elemenin ikinci turunda jüri yarışmacıları beşer dakikalık performanslarını dinlemiş. Yani burada da beşer dakika dinliyorlar herkesi. Jüri yarışmacıları toplam 240 dakika dinlemiş. Şimdi 65 kişi başvurmuştu. Burada 65 kişi var. Varsayalım ki x kişi ikinci tura geçti. Yani x kişiyi seçtiler. O zaman ikinci turda da x kişiyi dinlerler. E şimdi buradaki 65 kişinin her birini ikişer dakika dinlediler o halde. Çünkü dinleyemeden eleyemezler. O halde 2 çarpı 65 dakika burada zaman harcandı. Ve buradaki ikinci turdaki kişileri de 5'er dakika dinlediler. X kişiyi 5 dakika dinlerlerse 5x dakikada burada dinlenmiş olurlar. Ve 240 dakika toplam dinleme süresi olur. E hocam şurası 130 bunu karşıya fırlatalım mı? Fırlatın tabii ki. 5x eşittir 110 olur. X buradan kaç gelir? 22. Bizden istenen neymiş? Bu yarışmada jüri birinci turda kaç yarışmacıyı elemiştir diye soruluyor. E burada X kişiyi karşıya geçirdilerse ikinci tura 65'ten ben 22 yani X'i çıkarırsam eğer 43 kişi birinci turda elenmiştir diyebilirim. Doğru cevabım C şıkkı olur sevgili gençler. Geçtim kitaptaki 79. soruya bu testteki 7. soruya. Aşağıda A ve S marka telefonların, ki piyasanın en büyük iki rakip firmasıdır, değil mi? A ve S marka telefonların şarj göstergelerinin biri eşit 5, diğeri de eşit 6 parçaya bölünmüştür. Yeşil bölümleri kalan kullanılabilir şarj sürelerini ifade etmektedir. A ve S marka telefonlara ait şarj yukarıdaki konumdayken ikisi de eşit sürede bitmekte. Hmm. Şimdi o zaman A marka telefon... Şu 2 tane yeşil varken, 2 tane yeşil varken, burası da 4 tane yeşil varken eşit sürede bitiyorsa o halde ben şunu söylerim. Burası 2T'de bitiyor, burası 2T'de bitiyor. Toplam 4T. O zaman burası da T, T, T ve T. Yani S marka telefonun toplam şarjının süresi 6T iken A marka telefonun toplam şarj e, süresi, bitme süresi 10T olur. Çünkü burada 5 parça var, burada 6 parça var. Çok güzel. İki marka telefonun şarjları tam doluyken şarjların bitme süreleri arasında 128 dakika fark varmış. E şimdi fark neyden kaynaklanır? 10T, 6T, 10T'den 6T'yi çıkardım 4T. İşte bu 128 dakikaymış o zaman T'yi bulabilirim ben ki T burada 32'nin ta kendisidir. 32 dakika yaptı. A marka telefonlarına ait batarya tam doluyken şarj kaç dakikada biter? E tam doluyken 10T değil miydi? T'de 32 bulmadık mı? O zaman 10 çarpı 32 bana cevabı verir. Cevap 320 olacaktı. Tam anlamıyla bir MSU sorusu olduğunu söylemiştik. Ve gerçekten öyle gençler. Evet 7. sorumuz tam anlamıyla bir MSU sorusuydu. Ve cevabı A şıkkıydı. MSU'da karşınıza bu tarz sorular fazlasıyla çıkacaktır. Ve artık son sorumuz. Bir markette 10 tane dolap bulunmakta bu dolapların her birinde A tane raf ve her rafında B tane ürün vardır. Şimdi 10 tane dolap var. 10 tane dolabın her birinde A tane raf var. Ve A tane rafın her birinde de B tane kitap varmış gençler. Kitaptı değil mi? Bakayım. Market diyor. Ürün. Kitap değil mi? Yani kitap diyelim ya. fark Neyse soruya uygun davranalım. Ürün diyelim. Ürün. Tamam çok güzel. Şimdi diyor ki. Bu marketteki ürünlerin sayısını artırmak için önce dolapların her birindeki raf sayısı 3 artırılıyor. Yani A tane raf varken artık A artı 3 tane raf oluyor. Her 10 tane 10 tane dolabın her birine A artı 3 tane raf yapılıyor. 3 tane raf ekleniyor yani ve rafların her birine B tane ürün yerleştiriliyor. Sonra rafların her birine 3'er tane daha ürün ekleniyor. Yani o zaman her rafa B artı 3 tane ürün ekleniyor. Orada bir kafa karışıklığına sebep mahal vermek istiyor aslında değil mi sorun? Yani ne kadar bu soruların yazarı da ne kadar da böyle öğrenci düşmanıymış değil mi? <laughs> Gençler B tane ürün yerleştirilmiştir diyor. Sonra rafların her birine üçer tane Yani şurayı okudun ve direkt soruya daldın gittin hatalısı bitti. Sonra rafların her birine üçer tane daha ürün eklemiştir diyor. Orayı da fark edersen sıkıntı yok. Buna göre son durumdaki ürün sayısı ile başlangıçtaki ürün sayısı arasındaki fark Aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir? İlk başta bu markete toplam kaç tane ürün olur? 10 çarpı A çarpı B kadar. Peki son durumda 10 çarpı A artı 3 çarpı B artı 3 kadar ürün olur. Şimdi şurayı bir dağıtalım gençler. 10 parantezinde AB artı 3A artı 3B artı 9 yapar. Bu kadar ürün vardır. Şimdi ben bundan bunu çıkaracağım ama burayı ben şöyle bir yazayım. 10AB içeri dağıtıyorum bu A, e, onu 10AB artı 30A artı 30B artı 90 Şimdi bundan bunu çıkarma zamanı 10AB'ler tabii ki gitti ve geriye sadece şurası kaldı Cevap bu aslında yani cevap 30A artı 30B artı 90 Ki ben bunu 30 parantezine alacak olursam A artı B artı 3 bana cevabı verir Ki doğru seçenek de zaten A şıkkında bize sırıtıyor oradan kıs kıs gülüyor Evet gençler Sekizinci sorumuzu da çözdüğümüze göre artık testimiz bitti demektir ki yaklaşık olarak yine hiç şaşırtmıyoruz. 20 ila 25 dakika arası, bilemedim maksimum 26 dakika arası sürüyor derslerimiz. Ki bu çok uygun bir süre, çok güzel bir süre. Bir video için çok güzel bir süre. Tabi sınav için 8 tane soruyu 24 dakikada çözmek çok abartılı süreler. Ki hani şöyle düşünebilirsin o sırada. Ee, tabii ki enseyi karartmak yok da mesela varsayalım ki sen sınava girdin, sınavdasın, TET'desin şu an ve 8 tane soruyu 24-25 dakikada çözdün. Ee, tabii kötü bir performans ama enseyi karartmak yok. En azından 8'de 8 yaptığının bir garantisi varsa enseyi karartmaya gerek yok. Ee, bundan kaynaklı arkadaşlarım bu konuda bir sıkıntımız yok ama video için çok iyi bir süre. Yani video dinleme süresi açısından. Ee, metroya bindin in, ineceğin durağa kadar bitirebilirsin. Dolmuşa bindin ineceğin durağa kadar bitirebilirsin. Ders çalışıyorsun 20-23-24 dakikada bugünkü problem serüvenini tamamlayabiliyorsun vicdan rahat kafa rahat ellerin rahat kolların rahat çok güzel bir şekilde yani 23-24 dakika inanılmaz güzel bir süre hem anlatım için hem dinleyen için çok güzel bir süre yani 30. dakikadan sonra benim mesela ses çatallanmaya başlıyor yorulmaya başlıyorum hem benim için çok iyi bir süre. 30. dakikadan sonra senin de dikkatin dağılmaya başlıyor. Senin için de inanılmaz güzel bir süre. Neyse daha ne yapalım yani? 8 tane soru bu kadar sürede ve hepsi problem sorusu ve hepsi birbirinden güzel problem sorusu. Dolayısıyla güzel, keyifli bir dersi. Teşekkür ediyorum sizlere. Arkadaşlarım sonraki videomuzda 11. testimizi çözeceğiz. 11. testte de yine birbirinden güzel, çok şık, çok tatlı sorular var. O testte görüşürüz. Umarım, umarım gelirsin. Vakit kaybetme. Bu kampı bitirelim, kitabı bitirelim. Daha 40 soru serisi AYT Matematiğe başlayacağız seninle. Evet, sonraki videomuzda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kal, sağlıkla kal. Ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.